Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere HP laptop kutu açılımı ve ürün tanıtımından bahsetmek istiyorum. Ürün sıfır kapalı kutu olup tarafımızdan açılacaktır. Ürünün model numarası 15DB1030NT modelidir. AMD Ryzen 3 işlemciye sahiptir. Ürünün kısaca özelliklerinden bahsetmek istiyorum. AMD Ryzen 3 işlemcisi bulunmaktadır. 4 GB DDR4 RAM'i bulunmaktadır. 128 GB NVMe2 SSD'si bulunmaktadır. Aynı zamanda 15.6 HD ekran özelliği mevcuttur. 1366'ya 768 çözünürlüğü bulunmaktadır. Grafik kartı olarak AMD Radeon VGA3 grafik kartını kullanmaktadır. Boyutlarını kısaca göstermek istiyorum. HP'nin webcam'i bulunmaktadır. Üründe kamera özelliği mevcuttur. Pil ömrü olarak gayet güzel bir pil ömrü vardır. 10 saat 15 dakikaya kadar çıkabilmektedir. 3 hücreli lityum pili mevcuttur. Ve aynı zamanda bu ürün 2 yıl HP Türkiye garantisi altındadır. Üründe Bluetooth girişi bulunmaktadır. Wi-Fi özelliği bulunmaktadır. 2 adet USB 3.0 özelliği bulunmaktadır. Type-C girişi bulunmaktadır. Bu şekilde HDMI girişi ve stereo girişi bulunmaktadır. Şimdi ürünün kutu açılımına açmak istiyorum. Biz daha önceden kutuyu açmıştık. Gene aynı şekilde paketledik. Açıyorum kutuyu. Şöyle kutuyu ilk önce bir incelemek istiyorum. Bu ürün Index bilgisayarın garantisi altındadır. Index de piyasaya yön yapan büyük firmalardan bir tanesidir. Model olarak HP 15DB1030NT modelidir. Tekrar bahsetmek istiyorum. AMD Ryzen 3 3200 GPU'su bulunmaktadır. 128 GB SSD'si, NVMe2'dir bu SSD. Ve aynı zamanda bu cihazda Windows 10 işletim sistemi içerisinde bulunmaktadır. FreeDOS değildir. 4 GB DDR4 RAM'i bulunmaktadır. HD LED ekranı bulunmaktadır. Bu şekilde kutusu şöyle göstermek istiyorum. Üstten açılıyor. Kutu açılımına geçmek istiyorum. Böyle açtım. Bu şekilde üst köpükleri mevcut. Laptopumuzu çıkarttım. Daha sonrasında şarj aletini çıkartıyorum. Şöyle iki bileşenden olan bir şarj aleti bulunmakta. Ve aynı zamanda şöyle şu kağıtlar çıkmaktadır. Kutumuzu kenara alıyorum. Kısacası şöyle ürünü nasıl çıkartmanız gerektiğine dair girişlerinin mevcut olduğu bir özellikler bulunmakta. Şu şekilde. Şu köpükleri çıkartıyorum. Bunlar darbe önler. Şöyle bir poşette geliyor. HP bandrolü bulunmakta. Çıkarttım. Şimdi ilk olarak bir laptopa şöyle bir bakalım. Bu şekilde HP. Şöyle önünde bir jelatin bulunmakta. Cihaz Windows 10 gömülü işletim sistemi olarak gelmekte. AMD Ryzen 3 işlemcisi bulunmakta. Radeon'un da aynı zamanda harici ekran kartı bulunmaktadır. 15.6 parlak bir ekranı bulunmaktadır. Ürünün şöyle göstermek istiyorum. Böyle menteşesinin şu kenarında şöyle bir kavis var. Klavyeler el hizasında gayet hoş. Bu da mouse pad'i. Şöyle girişlerini göstermek istiyorum. Burada bir adet stereo çıkışı, iki adet USB çıkışı, USB'ler 3.1 ve aynı zamanda Ethernet girişi ve şarj girişi bulunmaktadır. Şarj girişinin şarj aldığı zaman ışığı yanmaktadır. Ürünü çeviriyorum. Diğer tarafında da bir adet geniş SD giriş yeri mevcuttur. Ve aynı zamanda USB girişi mevcuttur. Bu şekilde hava alma mazgalı ve fanı bulunmaktadır. Şuralarda da kaymayı engelleyici lastikler bulunmaktadır. Ürün
Normal, orta ağırlıktadır. Bu şekilde açtığım zaman menteşesi hani kırılmaya müsait gibi durmuyor. Çünkü buralardan destek alınmış. AMD Ryzen 3 işlemcisi bulunmaktadır. Ekranı parlak bir ekranı mevcuttur. Şimdi kısaca ürünün özelliklerinden ve kullandığı bileşenlerden bahsetmek ve göstermek istiyorum. Bunda Ryzen 3 işlemcisi bulunmaktadır. Ryzen 3 işlemci ile ofis, yazılım vesaire diğer çoğu şeyi kullanabilirsiniz. Ofis, üniversite öğrencisi bunu kesinlikle kullanabilir. Herhangi bir sıkıntı yaşatmaz. Yazıcıdan çıktı alabilirsiniz. Aynı zamanda 4 çekirdekli işlemcisi mevcuttur. Böyle orta ayarlarda da AutoCAD, Solid vesaire kullanabilirsiniz. Ama bunun da hani ekran kartı çok iyi bir laptop değil. Orta ayarlarda fiyatına göre bir ürün. Orta ayarlarda kullanabilirsiniz. Genel olarak hızı güzel. Şöyle Ryzen 3 3200 Radeon Vega mobil çipli işlemci 2,64 GHz'i var. HP'nin kendi orijinal ürünü, Windows 10 işletim sistemi ve 4 GB RAM'i bulunmaktadır. Aygıt yöneticisine geldiğimiz zaman ürünün özelliklerini göstermek istiyorum. Görüntü kartları olarak AMD Radeon VGA 3 grafik kartı bulunmakta. İşlemci kanalına geldiğimiz zaman 4 çekirdekli AMD Ryzen 3 Vega mobil GFX işlemcisi bulunmakta. Kamera HP'nin kendi tümleşik kamerası bulunmaktadır. Kamera girişi ortadadır. Ses özelliği mevcuttur. SSD'de HP'nin kendi 128 GB NVMe2 Solid SATA diski bulunmaktadır. Bu cihazı diğer cihazlardan ayıran en önemli özelliklerinden bir tanesi bataryası. 10 saat kadar gitmektedir. Bilginiz olsun. Ürün orta ayarlarda alınabilecek bir cihazdır. O yani çoğu işinizi ofis kullanımında, öğrenci kullanımında halledebilirsiniz. Daha mesela böyle AutoCAD, Solid ya da ne bileyim CAM gibi uygulamalar kullanmak istiyorsanız daha iyi bir ürün tercih etmeniz gerekir. Ofisinizde, şirketinizde hani çıktı çıkartayım, ondan sonra genel işlerimi halledeyim dediğiniz zaman bu üründe bunların hepsini halledebilirsiniz. Sorun yaşatmaz. Bu tarz şeyler için ideal bir laptop. 2 yılda garantisi var. Sorun yaşamazsınız yani. Bir de HP markalı ürün. Bir sıkıntı yaşamazsınız. Batarya bu şekilde. Şimdi şarj aletini göstermek istiyorum. Normalde Windows 10 kurulu geliyor cihaz ama hani ileri ileri demeniz lazım. Biz direkt onları geçtik yani. Bu şekilde HP'nin 45 watt gücünde 19 volt 2,31 miliamper adaptörü bulunmaktadır. HP'nin ucu iğneli mavi girişli adaptörü bulunmakta. Bu şekilde. Adaptör küçük. Fazlattan ufak yapmışlar. Şimdi cihazı kapatıyorum. Cihazı kapanış süresine bakmaktayım. Ekran olarak mat, yansıma yapmayan bir ekran gibi duruyor. Parlak bir ekranı mevcut. Şimdi ürünün açılış tuşuna bastığım zaman kaç saniyede açılacağını görmek istiyorum. Açılış tuşuna bastım. Çok kısa sürede. Yani cihazlarda biz SSD'yi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Çünkü SSD'siz cihazlar gerçekten çok yavaş oluyor. SSD her zaman normal hard disklere göre, mekanik disklere göre 5 kat daha hızlı. Bu da cihazın performansını ortaya koyuyor. Bundan sebep cihaz çok daha hızlı ve seri oluyor. Siz de hani mesela cihazlarınızda SSD yoksa ya da iyi bir bilgisayar olup SSD yoksa SSD takmanızı öneririz. Bu işlemi teknik servisimiz tarafından da yapılmaktadır. Bilginiz olsun. Her türlü yardımcı oluruz. Bu şekilde çok kısa sürede açıldı. Gayet hoş bir laptop. İdeal, kullanışlı bir laptop. Tekrar son olarak laptopun şeyini göstermek istiyorum. Bu şekilde iki parçadan oluşan şarj aleti. Yaklaşık 2-3 metre uzunluğunda bir kablosu var. Bir adet Ethernet girişi, bir adet adaptör girişi, 2 adet USB çıkışı, bir tane de stereo girişi ve bilgisayarın sağ tarafında da bir tane USB girişi bulunmaktadır. Kendi orijinal Windows 10 işletim sistemi çıkmaktadır. 0-2 yıl garantili bir üründür. İşletim sistemiyle gelmektedir. Ekran kanalına geldiğimiz zaman yap.
Tekrar göstermek istiyorum. 4 GB DDR4 RAM, 128 GB NVMe2 SSD. Ekran olarak 39,6 cm, 15.6, Diagonal HD yansıma önleyici, aydınlatmalı ekran bulunmaktadır. Grafik kartı, AMD Radeon VGA3 grafik kartı. Aynı zamanda çift hoparlör bulunmaktadır cihazdan. 2 adet USB 3.1 çıkışı bulunmaktadır. 3 hücreli pile sahiptir. Kablosuz olarak Realtek'in Wi-Fi modülünü ve Bluetooth modülünü kullanmaktadır. SD kart girişi mevcuttur. Bu şekilde. İşlemci olarak 2.60 GHz işlemcisi bulunmaktadır. Yani 3.50 GHz'e kadar maksimumda çalışmaktadır. 5 MB ön belleği ve 2 çekirdekli Windows 10 işlemciye mevcut sahiptir. Ekran kartına gelmek istiyorum. Görüntü ayarlarına geldiğim zaman ekran kartı şöyle 1366'ya 768, 1366'ya 768, 60 Hz ekranı bulunmakta. RAM'den kullanarak 512 MB ayrılmış video belleği bulunmakta. Toplamda 2277 MB toplam kullanılabilir grafiği bulunmaktadır. Bu işlemciden ayrı olarak 512 MB ekran kartı bulunmaktadır. Orta ayarlarda işinizi görebilirsiniz. 4 GB da RAM'i bulunmaktadır. Bu ürünle alakalı sizin sormak istediğiniz ya da eklemek istediğiniz herhangi bir şey olursa, ne gerekiyorsa yardımcı oluruz. Bu tarz firma olarak bu tarz ürünler satmaktayız. Herhangi bir sorununuz olursa yardımcı olmak isteriz. Bizi beğenip yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Alta yorum yazarsanız ne gerekiyorsa yardımcı olmaya çalışırız. Telefon numaralarımızı da bırakacağız oraya. Aynı zamanda pazar yeri N11 hepsi burada. Trendyol ve diğer platformlarda hesaplıürünler.com'da bu tarz ürünler satmaktayız. Bununla alakalı ne gerekiyorsa yardımcı olmaktayız. İyi günler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Selamlarımızla.